Gülcan. Tekrar hoş geldiniz. Gülcan Nedim'in babası olduğunu düşünüyor ve babasıyla yüzleşmek istiyor. Şimdi düşünsenize dünyaya geliyorsunuz. Gülcan kaç yaşına geldin? 20. 20 yaşına, 20 senedir baban yok. Sibel siz de hoş geldiniz. Hoş annesisiniz Gülcan'ın. Evet. Gülcan sen neden babana ulaşmak istiyorsun? Çünkü bildiğim kadarıyla üvey baban var ve seni çok da seviyor galiba. Öyle mi? Evet. Neden kendi babanı arıyorsun? Onu da aramak istiyorum. Çünkü hiç görmedim. Görmek istiyorum yani. Benzeyip benzemediğini merak ediyor musun? Evet. Başka kardeşin olma ihtimali var mı? Olabilir. Olabilir. Peki Gülcan neden babasıyla buluşamadı? Onu Sibel Hanım size sormak zorundayım. Siz kaç evlilik yaptınız? İki. İki evlilik yaptınız. Gülcan'ın babasıyla evlendiniz mi? Hayır. O sırada evli miydiniz Gülcan'ın babasıyla tanıştığınızda? Değildim. Gülcan'ın babası evli miydi? Evliydi. Hı. Ama bana dediğinde, ben ondan tanıştığımda bana bekarım demişti. Size yalan söyledi, bekar evet. olduğunu söyledi. Bir ilişkiniz mi başladı sonrasında? O da kız kardeşimin sayesinde oldu. Nasıl? Yani ben kız kardeşimin yanına gittim. Yani şöyle dolayıda çalışmak için gittiydim. O eniştemden fırında çalışıyordu bunun babasıyla. Orada biz tanıştık. Size bekar olduğunu söyledi. Evet. Kaç yaşındaydınız o zaman? O zaman orada ben 25-26 yaşlarındaydım. Çocuğunuz var mıydı başka? Bir kızım vardı birinci eşimden. İlk eşinizden bir kızınız vardı, ayrılmıştınız. Evet. Orada evet. fırında tesadüfen çalışan bir adamla tanıştınız. Tanıştım. Neler söyledi size? Ben dedi hiç evlilik yapmadım dedi, çocuk sevgisi görmedim dedi. Öyle tanıştık, nasıl evleneceğim dedi, bana nasıl dedi evlenmeyeceğim senden dedi. Dur şimdi dur hemen evleneceğimden evlenmeyeceğime geçmeyelim. Peki sizin arkadaşlığınız devam etmeye başladı. Evet. Ne kadar sürdü? 1,5 sene. 1,5 sene sürdü. Evet. Siz evli olduğunu ne zaman anladınız bu kişinin? Şöyle oldu. Karısından bu telefondan konuşurken ben öyle duydum. Gizli gelen konuşuyordu. Ben hatta kim diye sordum. Dedi bana ablam dedi. Söylemedi. Bir gün üzeri ben bunu telefonla karıştırdım. Baktım konuştum. Siz dedi benim eşimden dedi ne aranızda ne şeyiniz var dedi. Ben de onu da hanımayım dedi. Eyvah eyvah. Evet. Ya ne hissettin Sibel o zaman? O zaman dünya başımı yıkıldı. Yani. Hiç böyle bir şey bekliyor muydun? Beklemiyordum. Evli gibi davranıyor muydu? Davranıyordu. Nasıl? Bana iyi, çok iyi davranıyordu. Yani ihtiyacıma karşılıyordu. Hayır yani sana evli gibi davranıyordu. Evet. Ama normalde bir başkasıyla evli olduğunu anlayabileceğin, mesela nerede kalıyordu bu adam? Diyarbakır'da kalıyordu kendisi. O zaman Tekirdağ'da çalışıyordu bu. Tekirdağ'da çalışmaya gittiğinde seni tanımış. Evet. Asıl evi Diyarbakır'daydı o zaman. Evet. Yani evli olduğu yer Diyarbakır evet. ama seninle flört ettiği yer? Tekirdağ. Tekirdağ. Evet. Oo nereden nereye? Yani. Peki geceleri falan böyle hani araya telefon giriyor muydu? Arıyor muydu karısıyla konuşuyordur mutlaka? Konuşuyordu. Siz peki aynı evi paylaştınız mı? Bir ev tutmuştu. Ben o evde kalıyordum işte onun yanında. E peki Sibel'im bak 25-26 yaşındasın artık sen bir evlilik de yapmışsın. Evet. Seninle sonuçta evli değil bu adam. Neden değil. Böyle bir yaşamı seçtin? Bir de çocuğun da varmış. Yani birinci eşimden hiçbir şey görmedim. Şiddet gördün mü? Hemen. Gördüğün şey şiddet yani. Yani. Yazık. Gördüm. Peki o sırada aldatılmış mıydın? Evet. Aldatıldın ilk eşinde. Evet. Yani çok çektin ve belki sana bir hani yeni bir hayat sunabileceğini mi düşündün Gülcan'ın babasının? Evet. Bir senin evleneceğini söyledi mi seninle? Dedi. Dedi. Ama sondan vazgeçti. Nasıl vazgeçti? Sen evli olduğunu anlayınca mı vazgeçti? Ben dedi memlekete gideceğim dedi. Memlekete gitti. Ondan sonra bir daha dönmedi. Peki beyefendi mi? Gülcan'ın bu Gülcan'ın babası. Ha bu Gülcan'ın babası bu. Bu. Üvey babası mı kendi babası Kendi mı? Babası, öz babası. Kendi babası, Nedim Bey yani bu. Evet. Yanındaki kız kim? Onu kendi kızı, öbürkü karıdan. Yani gerçek eşinden. Yani. Aslında Sibel sen burada ne yazık ki hiç olmasaydı keşke tabii bunu bilmediğini düşünüyorum. Evet. Yanlış olan sizinki. Orada gerçek bir eş var. Doğru. Peki diğer çocuklarıyla iletişim kurdunuz mu? Yüzleştiniz mi? Hayır. Hiç yüzleşmediniz mi? Hiç gördün mü babanı Gülcan? Yok görmedim. Sadece internette fotoğrafını gördüm o kadar. Sadece fotoğrafını gördüm. Evet. Bir tane fotoğrafı var. Başka da yoktu. Sesini duydun mu? Hiç duymadım. Gördüğün fotoğraf bu fotoğraf mı? Evet. Tek bu var. Başka Sadece da yok. Sadece bu fotoğrafını gördüm. Evet.
tabii bu da o kadar acı bir şey ki şimdi bu senin baban ve senin baban olduğunu yani annen söylüyor biliyorsun. Ama baban başka bir kız çocuğuna, o kız çocuğu sen de olabilirdin. Eğer düzenli bir ilişki olsaymış. Gülcan annene hiç sitem ettin mi? Hiç etmedim. Hani keşke evlenseydin, evlendiğinde beni yapsaydın dedin mi? Yani öyle dedim aklımdan geçmişti aslında. Yani evlenmeden yapmasaydı iyiydi yani. Biraz zor durumda bırakmış seni Sibel, değil mi? Evet. Yani burada başkalarına da ders olsun. Hani böyle seviyorum, ölüyorum deyip de bir adamdan nikahsız çocuk yapmayın gözünüzü seveyim. Yani bak böyle sonra ara ara bulamıyorsun adamı. Adam da diyor ki bu çocuk benim mi? Dedi mi? Sonra ben işte gebe kaldığımda annemin yanına gittim. Bu memlekete gidince. İşte annemin yanında nasıl beni hastaneye kaldırdı. Ben hastanede doğum ettim ama oraya geldi. Hastaneye geldi ama. Ha, hastaneye geldi. Geldi. Ben doğum ettikten sonra. Kabul etti mi Gülcan'ı? Şöyle bunu gördü. Bu çocuk benden değil dedi. Gördü, değil dedi. Ama benden değil dedi, kabul neyine, etmedi. Neyine göre, görüp neyine göre öyle diyor? Yani bunu biz onu kucağına vermek istedik. Annem de yanımdaydı o zaman. Dedi ben de bu çocuğu dedi, istemiyorum dedi. Kimden kazandıysan ona git dedi. Ya. Yani sondan istemedi. Önceden çocuğu. İstemiş miydi? Hayır. Hamile kaldığında istemiş miydi? O zaman istemişti. Kendi isteğiyle ne oldu her şey? Sen o istediği için mi hamile kaldın ondan? Evet. Ah, ama sen. Evleneceğim demişti. Bana o sondan beni kandırdı. Evlendiğinde yapaydınız aslında. Ay şimdi bak iyi ki var Gülcan. Bilemiyorsun hani Gülcan'ın hayatı çok güzel oğlum. Hiçbir şey yok. O melek. Evet. Ama peki Gülcan burada muhtemelen baban seni izliyor olabilir. Çünkü fotoğrafını görüyor şu anda. Belki eşi de izliyor olabilir. Ne dersin buradan babana? Bak şuraya bakarak konuşabilirsin. Tabii, konuş. Babanla konuşuyormuş gibi. Babam beni hastane kapısını neden terk etti? Hiç neden beni arayıp sormadı? Yani bu yaşıma kadar beni arayıp sorsaydı. Yani hiç görmedim yüzünü. Hatırlamıyorum. Yani beni bir kerecik arayıp sorardı. Babam yani. Niye terk ediyorsun beni? Yani gel konuşalım. Benim sorunum neydi? Beni niye istemedin? Ben övey babamla hiç bu kadar sevgi görmedim fazla. Gelsin. Gelsin karşımda konuşsun. Seni niye istemediğini, beni niye istemediğini söylesin. Çok aradım. Bulamadım. Konuşurdum, sarılırdım. Neden beni hastane kapısına terk ettin, beni niye istemedin kucağına derdim. Yani ilk başta istemişsin, niye şu an istemedin derdim. Öyle derdim yani. Ama niye istemedi beni, açıkçası hiçbir fikrim yok. Eşinden sıkıntı yaşamış olabilir mi baba? Annem evli olduğunu söyleseydi, niye saklamış? Saklamasaydı iyiydi. Yani sakladığı için olmaz. Hiçbir şey böyle olmaz. Evlendikten sonra yapsaydılar o zaman beni. Böyle olduğu için şimdi buralardayım. Övey babam onun üzerinde değil, o annemin ilk eşinin üzerindeyim. Şu anki övey babamın üzerinde hiç değilim zaten. Ama onun yanında kalıyorum. Rahmetli dedem vardı. O baktı, büyüttü beni. Bu yaşıma kadar okullarda okuttu beni. Zor durumdaydık. Evim su damlıyordu. Yani hiç yataklarda yatmadık. Koltuklarda, kanepelerde, köşelerinde yatmıştık biz.
En küçük kardeşim de hastaydı. Hastane kapılarında bekledik. Öve evimin başında bekledim. Çok bekledim. Ama şu anki gerçek babamı arıyorum ben. Babanın Diyarbakır'da olma ihtimali yüksek. Nedim Bey, eğer bizi izliyorsanız bugün mübarek Kadir Gecesi. Aslında Gülcan'ı özellikle bugün almak istedim. Kadir Gecesi, duaların kabul olduğu bir gece. Burada tertemiz bir can var, 20 yaşında gencecik bir kız var. Ve babasına kavuşmak istiyor. Bu mübarek ayda, mübarek gecede belki de onun duası kabul olur da... Yani inşallah siz de kızınıza bir el uzatırsınız. Çünkü siz bir babasınız. Gülcan seni tebrik ederim. Bu arada biz arıyoruz ama açmıyor telefonları. Muhtemelen eşinden de çekiniyor olabilir, biliyorum. Hanımefendi için de hiç kolay bir şey değil ama bu kızın hiçbir günahı yok. Sadece baba kız görüşsünler, konuşsunlar. Mübarek ayda sevap kazanmaktan daha büyük ne olabilir? Evet, zor. Eşinizin yaşamaması gereken bir ilişkinin aslında... Ne yazık ki Gülcan sonucu ama Gülcan'ın hiçbir günahı yok. Ben burada aslında babandan çok onun şimdiki eşine seslenmek istiyorum. Çünkü eğer o tamam derse bence baban sana gelebilir. Ben kendisinin de istediğini düşünüyorum ama eşinden çekindiğini düşünüyorum. Haklı ama büyüklük sizde kalsın hanımefendi. Siz eşini görme, yani anneyi görmek zorunda değilsiniz. Ama bu kız babasına kavuşsun. Siz de vesile olun, ben de sizi ayakta alkışlayayım. Eminim siz tamam deseniz bence babası da kızıyla buluşmak ister. 20 yaşında gencecik tertemiz bir kız çocuğu gelsin, kucaklaşsınlar, sarılsınlar. Biz de sevaba girelim, ortak olalım o sevaba. Hepimiz. Siz de dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Peki Gülcan. Ben var mı bir son olarak bir şey söylemek istiyorum da Gülcan'ı tebrik ediyorum burada. Yani şimdi bakın, adam sorumluluk almamak için kucağına bile almadan bırakıp gitmiş. Hani geçen yayınlarımızda biliyorsunuz 200 lira verme muhabbeti vardı. Yani adam yine 18 yaşına kadar iyi kötü bakmış, baba olarak görmüş. 200 lira verdi vermedi diye adama bir sürü hakaret. Şu kızcağızın babasını bırakıp gitmesine rağmen o kadar munis bir baba yaklaşımı var ki. Yani adama hakaret etmiyor, bir şey yapmıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Sadece böyle munis munis baba sarılmak istiyorum diyor. Yani tebrik ediyorum seni Gülcan yani. Yani şeye de yazdım psikolog hanıma, esas yardım, yani seyircilere de söylüyorum, acizane pek söylemem ben. Esas yardım edilecek insan, yani bugün Gülcan. Mübarek gün Gülcan doğru, diye düşünüyorum yani. Doğru. Gülcan seni tebrik ederim. Eğer Gülcan'a destek olmak isteyenler varsa biz telefonla evet. Ulaşırsanız Gülcan'a, de aslında tabii destek olmak isteyenleri tabii ki sana ulaştırırız ama asıl yardım ve hakkı sevgi. Ne sevgisi? Baba sevgisi. Bir hayat... kızla baba aşkının yani herkes bilir ve... Bundan eksik büyümüş Gülcan. Bir de hayattaki en acı şey Zayda Hanım. Şimdi babası vefat eder, ölür. Onun sevgisinin eksikliğiyle yaşayabilir, bununla baş edebilir. Kadiden mezarında dua eder, o eder. Başka bir şey. Ama babası hayattayken babasına sarılamamak dünyadaki en acı verici şey. O yüzden ben de Halil Bey'e çok katılıyorum bu noktada. O kadar naifçe, o kadar düzgün. Belli ki annen seni çok sevmiş. Belli ki güzel bir terbiye vermiş. Sen iyi yetiştirilmişsin babasızlığa rağmen. Ben de ona katılıyorum. Gerçekten çok kibar ve naif bir kızsın. Tebrik i̇nşallah. Şansın yüzün da güzel olsun inşallah güler. Bundan sonra. İnşallah bir tanem. Bak Allah büyük, bugün de çok önemli bir gün, önemli bir gece. Kadir Gecesi. Vallahi dua edin bu kız babasına kavuşsun. İnşallah. İnşallah.